Merhaba arkadaşlar, bu videomuzun konusu denklemler ve eşitsizlikler olacak. Konu anlatımı çözeceğim sesim ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan çalışma defteri matematik 9, denklemler ve eşitsizlikler. Şimdi artık oran orantıları ve denklem kurmaya gidiyoruz arkadaşlar. Problemler 3. sayı testinin eşleştirme testi olacak. MEP yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekler için. Sevgili arkadaşlar, ben de sizlere soruları çözerken konu anlatımına yardımcı olmaya çalışacağım. Zaten eşleştirmeler yapılmış, gerek var mı hocam diyenlere de arkadaşlar olayın ana fikrini anlatmaya çalışacağım ki çoğu videomda da söylerim. Denklemler ve eşitsizlikler matematiğin sevgili arkadaşlar bel kemiğidir. Yani bizim lise müfredatında matematikte ilgilendiğimiz her şeyde neredeyse denklem kurarak çözeriz bütün soruları. Ben de dediğim gibi soruları çözerken konu anlatımına yardımcı olmaya çalışacağım. Bir ile başlayalım arkadaşlar. Bir der ki, bir sayının 3 katının 6 fazlası 36 eşittir. Biz genelde arkadaşlar o bilmediğimiz sayı, o bir sayı diyor ya, ona x deriz. O bir sayının 3 katı. Bir sayının 3 katı budur arkadaşlar. 3 ile çarpılmış halidir. 6 fazlası. 3 katının 6 fazlası. Bakın 3 katının 6 fazlası 36'ya eşitmiş. Böyle yazarız arkadaşlar. Sonra da bunu çözeriz. Nerede görüyorum? Bakın E'de verilmiş. E'de görüyorum. Buraya E'yi yapıştırırız. Çözecek olursan da 30, 3'e bölersin 10. X'i 10 da bulursun. 2'ye geldim. Bir sayının 5 eksiğinin 2 katı. Arkadaşlar bu sefer de diyor ki, bak o sayının 5 eksiği var. Bu 5 eksiğinin 2 katı. 5 eksiğinin 2 katı kendisinin 3'te 1'ine eşittir. Eşittir kime? Kendisinin 3'te 1'ine. İşte budur arkadaşlar. Bakalım bu arkadaşı bulabilecek miyiz buralarda? Evet, ben buldum. Burada G'de. 5 eksiğinin 2 katı kendisinin 3'te 1'ine eşit. G dedik 2'ye de. Güzel, iyi gidiyoruz. 3 ile devam ediyoruz arkadaşlar. Bilmediğimiz sayıya ve mümkün olduğunca az bilinmeyen söyleyeceğiz arkadaşlar. Bir harf vermeye çalışacağız. Bir sayının 8'de 3'ü. Çok güzel. Arkadaşlar 8'de 3 ne demekti? Bak 8'de 3 okuyun bana, işte bu. Bir sayının 8'de 3'ü budur. 3x bölü 8'dir. 8'de 3'ü. O yüzden sana öyle söylüyor. Ya da şöyle düşün. O sayıyı 8'e bölüyorsun. 3 ile çarpıyorsun değil mi? Bak bu o demek. O sayıyı 8'e böl, 3 ile çarp. Kendisinin karekökünün 4 fazlasına eşit. Eşittir. Kendisinin karekökü bu. Değil mi sevgili arkadaşlar? Bak kendisinin karekökü. Bunun da 4 fazlasına eşitmiş. İşte bu. Geçmiş olsun. Bu nerede arkadaşlar? Evet bak. O sayının 8'de 3'ü karekökünün 4 fazlasına eşit. Diyarbakır. D dedik buna da. Gayet güzel gidiyor. E, G, D dedik. 4 ne demiş? Bir sayının 3 katının karesinin, bak bu daha da artık gittikçe sorular açtırıyor sanki. Bir sayının 3 katının karesinin, arkadaşlar 3 katının karesinin 5 fazlasının, bir de hatta 5 fazlasının yarısı. Anlaştık mı? Bak bir sayının 3 katının karesinin 5 fazlasının yarısı. Kendisinin 4 katının, kendisinin 4 katının 3 eksiğine eşit. Kendisinin 4 katının 3 eksiği, kendisinin 3 katının karesinin 5 fazlasının yarısı. İşte budur arkadaşlar. Bunu nerede görebiliriz? Evet bak. 3 katının karesi var. 5 fazlası, bunun yarısı. 4 katının 3 eksiği. Aynen bizim yazdığımız gibi yazılmış. F'ye yapıştırdık bunu da arkadaşlar. Çerçeveletip duvara da asıyoruz tabii ki. 5 ile devam ediyoruz. Bir sayının 5 katının 4 eksiğinin karekökü kendisinin küpünün yarısına eşittir. 5 katının, şuraya yazalım, oraya yazmaya alışmıştık. Bak bir sayının 5 katının 4 eksiğinin karekökü kendisinin küpünün yarısına, kendisinin kübünün yarısına. Kübü ne demek arkadaşlar? Üçüncü kuvvet demek. Hop, bunu da sanki yukarılarda bir yerde gördüm. Evet, burada görüyorum. 5 katının 4 eksiğinin karekökü kendisinin kübünün yarısına. Bursa dedik buna da. Harika. Şu ana kadar her şey yolunda.
Bir sayının kübünün iki fazlası. Arkadaşlar, bir sayının kübünün iki fazlası budur. Kendisinin üçte ikisine eşittir. Bak, üçte ikisi yine. Kendisinin üçte ikisi arkadaşlar. Üçte ikisi böyle yazılır. Tamam. İstersen bunu 2x bölü 3 yaz. Zaten bunlar çarpılıyor değil mi? 2x bölü 3 desen de sana kimse yanlışsın diyemez. Bunu nerede görelim? Hop, işte burada görelim. Kübünün iki fazlası, kendisinin üçte ikisi. Sen bunları çarparsan zaten 2x bölü 3 yapar. Burası da bunu söylemiş zaten. Buna da a'yı yapıştırdık. Harika. Aa bak, enteresan bir şey çıktı. 3 ardışık, dikkat et. Ardışık 3 çift sayının toplamı 36'ya eşittir. Allah Allah, bunu nasıl yapacağız? Arkadaşlar şöyle dersin. Bak, bir sayıyı x dedin. Ardışık 3 çift sayı diyor ya, bunların da toplamı. Bundan sonraki bir sayı kimdir arkadaşlar? İlk sayı x artı 2'dir. Bunun 2 fazlasıdır. Çift sayıdan bahsediyorum. Örneğin 10, 12, 14 gibi. Bak, 2 fazlası. 2 fazlasını yazdım. Şimdi bunun da 2 fazlasını yazacağım. X artı 4. Değil mi? Bunun 2 fazlası. Ya da bu üçüncü olan şu birincinin 4 fazlasıdır. 2, 4 fazlası. İşte bunların toplamı da arkadaşlar 36'ya eşittir diyor. Neredesin yavrucuğum? Burada bak. X, X artı 2, X artı 4. Bunların hepsini toplarsan 36 yapar diyor ki, Ç harfiyle harflendirmişiz bunu da. Geldik 8'inciye. Bakalım 8 ne diyecek. Toplamları 50 olan iki sayının güzel. Birbirine oranı 2 bölü 3'tür. Ha, bak şimdi olaya bak. Sen bunu tek denklemle yazacaksın. Şöyle düşünebilirsin sevgili arkadaşım. İki tane sayıdan bahsetti. X artı Y 50. Sonra X bölü Y de eşittir 2 bölü 3 dedi. Bak, bunu da yazabilirsin. Toplamları 50 olan iki sayının birbirleri oranı bu. Ancak arkadaşlar, biz tek bilinmeyen yazalım. Bunu yazmak da yanlış değil. Yanlış bir şey yapmadın açıkçası. Ama işini uzatıyorsun. Ben mümkün olduğunca az bilinen yazmak isterim. O da şu. Bak, birinci sayıyı yazdım. Ben ikinci sayıyı da x cinsinden yazabilirim. Ne derim? Eğer ikisinin toplamı 50 ise diğer sayı arkadaşlar 50 eksi x'tir. Bunu şöyle düşün. 50 tane soruluk bir test yaptın. 50 soruluk. X tane doğru yaptın. Hepsini de işaretledin. Tamam, hepsini işaretledin. Senin x tane doğrun varsa kaç tane yanlışın olur? 50 eksi x olur. Değil mi? 45 doğrun varsa 5 yanlış. 30 doğruysa 20 yanlış. Allah göstermesin 30-20'leri. 45 ve 5 üzerisi göstersin. Değil mi? Ne kadar doğrun varsa kalan kadar yanlışın olur. İkisinin toplamı 50 ise mümkün olduğunca arkadaşlar az bilinmeyen yazmaya çalışacağız. Bak, tek bilinmeyen var. Burada iki bilinmeyen. Yine çözersin. Sıkıntı değil. Ama yolu uzatmış oluyorsun. X bölü 50 bölü x, iki sayının birbirine oranı dedi. 2 bölü 3 dedim. Sen bunu 3 bölü 2 desen de hiç fark etmez. Hani hocam bu büyük, belki bu küçük, hiç fark etmez. X'i başka bir şey bulursun ama iki sayının bulduğun değerde asla değişmez. X bölü 50 eksi x eşittir 2 bölü 3 arkadaşlar. Hop, bu da Ceyhan'ın C'si. Bunu da yapıştırdık. Sevgili arkadaşlar, dediğim gibi bak, yine fena olmamış. Şu testi iyi anlayın. Yani zaten cevapları vardı. Niye bakalım ki çözümlere diyen arkadaşlarınızı da uyarın. Onlara da öğretin siz öğrendiklerinizi. Önerin de seyretmelerini. Çünkü dediğim gibi denklem kurmak bizim matematiğin bel kemiğidir arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar, böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.